Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün değişik bir video olacak. İnşaatçı üssü severler için bu video arkadaşlar. İnşaatçı üssü proları iş başında arkadaşlar. Bu elemanlar inşaatçı üssü ile ilgili gerçekten de güzel iş çıkarıyorlar. Dünya sıralamasına giren tek alt klan. Evet, alt klan olarak dünya sıralamasına girmişler. Üst klan da zaten ne olmuştu, tam bir şeyler söylemişti de tam aklıma gelmiyor. Şu an 40.000 puandalar arkadaşlar. Tabi sezon bittiği için de sıfırlanma oldu. Şöyle bir bakalım, inşaatçı üstüne geçelim. Türkiye'de şu an kaçıncı sıradalar? En iyi klanlar dedik, yerele bakalım. Evet, ilk 5'teler, o da 6 kişi eksik olmasına rağmen arkadaşlar. Benim baktığımda ya 2'de ya 3'telerdi. Şimdi arkadaşlar isterseniz, bu arada bu da bizim inşaatçı üssümüz. Tabii onlarki kadar olmasa da idare eder. Burada biz 83-55'lik kazanmış. Şöyle bir birkaç tane saldırı göstermek istiyorum. Evet, şurada Zagor arkadaşımız dalmış. %100'lük bir sonuç almış. Bakalım. Evet, yani bunların daldığı köyler kolay kolay düşük olmuyor. Hemen hemen F8 ve Max köylere balon saldırısı yapmış. Tabii 16 seviye balonun tadı başka arkadaşım ya. 3 taneyi yolladı. Balonlar bitmeye yakın. Tekrar birer tane daha tankladı. Dal kavuklar şu an koruması güzel bir şekilde duruyor. Yalnız fırın burada çok sıkıntı çıkardı. Fırına 2 tane balon atması sıkıntı oldu. Ayrı ayrı atsaydı daha güzel olurdu. Fırını da indirmeyi başarmış. Belediye binasını kesti. Burada sıkıntı çıkaracak bir hava bombası var ve bir de Mega Tesla'ydı. Onu da kesmeyi başardı. Son olarak birkaç tane savunmayı daha aldı. 25 seviye makina. Burada zaten 2 tane savunma kalıyor. Herhalde bir tanesini dal kavukla alacak. Benim anlamadım, bunu buradan niye bıraktı onu anlamadım. Şuradan içeri girsin diye mi bıraktı? Gerçekten anlamış değilim. Şuradan bıraksa daha iyi olurdu. Gerçi burada da Tesla çok döverdi. Şöyle bir çarpı 2'yi alalım. Bakalım, burada kral tanklıyor ve Dalkauko Tesla'yı aldı. Gerçekten mantıklı bir hareket olmuş. Burada da şansına toptan uzaklaşmış. Toptan uzaklaşana kadar da zaten canını dolduruyor. 2-3 defa özelliğini kullandı. Burada zaten Dalkauko da canını bayağı bir azaltmış. Ezicinin canını almayı başarmış. Evet, Zagor arkadaşımızı izledik. Şöyle hemen biraz daha alta doğru girelim. Ditbol, evet, bizim Baki arkadaşımız Bakoliv. Kendisi de inşaatçı üssü videoları çekiyor. Kanalına bakabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Baki de balon saldırısı yapmış. Yani bizim balonumuz düşük arkadaşlar, yoksa biz de balon yaparız da. Evet, Baki hepsini birden bıraktı, geniş bir şekilde bıraktı, saf düzende bıraktı hepsini. Toplanmadılar da, işin şeyi, sadece üst taraftaki saat 12 yönündeki biraz toplanır gibi oldu iki tanesi. Onun haricinde balonlar güzel ilerliyor, arkasından dal kavuklar temizliği güzel yapıyor. Merkeze doğru hemen hemen bütün dal kavuğu balonları soktu. Son balonunu da alt taraftakini düşürdü. Bakalım hava bombasını indirebilecek mi? Hava bombası inmeyecek gibi duruyor. Burada fırın balona kilitlenmesi iyi olmuş derken ağzımı açtım, fırın döndü. Ama burada fırını da alıyor iskeletlerin de yardımıyla. Makinanın özelliğini burada kullandı. Giga Tesla, Mega Tesla, Jart Tesla, Curt Tesla. Ya bu ne kadar Tesla kardeşim? Supercell, bu Tesla'yla alıp veremedin, nedir senin ya? Evet, Baki arkadaşımızı da buradan tebrik ediyorum. Güzel bir saldırı olmuş. Hemen şöyle alta doğru devam edelim. Talha. Evet, Talha'yı da biliyorum, bir ara benim klandaydı. Çenes çok bir arkadaş olması lazımdı. Tam hatırlayamadım ama. Çenes çoklar iyidir arkadaşlar. Kalplerinde kötülük olmaz. Sadece çok konuşurlar, o kadar. Yaşlıları biraz bezdirirler. Başka bir sıkıntısı olmaz. Şimdi 5 tane balonunu bıraktı, temizliği yapıyor. Bir tane balonu yedek bıraktı. Hangi taraf azalırsa o tarafa destek vermek için bıraktı ama biraz geç bıraktı. Oradaki dal kavukları biraz eritti. Hava savunması.
Bu arada merkeze doğru iki tane balonunu soktu. İçeriye doğru girişini yapıyor. Bakalım fırın balona kilitlenmişken orada fırını kesebilecek mi? Aynen, fırını indirmeyi başardı. Bir hava bombası kaldı. Hava bombasını da makinayla kesecektir. Dev bomba dal kavuklarının eşeği kaldı. Dal kavukların altında kaldı. Onu da rahat bir şekilde kesmeyi başardılar. Hava bombasını da indirdi. Vallahi helal olsun. Yani işin tuhafı, makinası zaten köyü üçledin hacı. Bir de 10 seviye bar şeyi var, makinası var. Vay be. La ben şeyi bırakayım o zaman ya. Makinayı yükseltmeyi bırakayım. Balonu yükselteyim. Ne bu ya? Vallahi adam baksana ya. 16 seviye balon, 16 seviye dal kavukla max bir köyü üçledi. Vallahi helal olsun. Ne diyelim? Talha arkadaşımıza da baktık. Şöyle bir aşağı doğru gelelim. Türk 72'de kalmış. Bakalım. I am legend. Yes. I am legend. Şöyle bir izleyelim. Evet, gıcık aldım bir düzen. Köy binası 4'ten itibaren 3, 4, 5, 6 adam 8'e bile uyarlamış. Bu ne bir şey arkadaş? Bu nasıl bir düzen? Allah'tan göz değmesin, üçgen düzenler azaldı arkadaşlar. Yoksa üçgen düzenler de canımızı okuyordu. Bu arada karadan saldırmış. İlk karadan saldırımız, benimkisi gibi dalmış. Tabi bunun duvar kırıcısı da 16'ymış. Makinası da hemen hemen benimle eşit. Burada dev topu indirmeyi başardı. Dev topu makineden kaçırdı arkadaşlar. Makinayı dev toptan kaçırdı. Çünkü çabuk eritmek istemiyordu. Faydasını da görmüş. Bakalım burada eziciyi indirebilecek mi? Ezici orada baya bir barbarı mefta etti. 4 tane de top kaldı. Savunma olarak da zaten şansına alt tarafa hiçbir şekilde savunma koymamış. Çünkü bu köye arkadaşlar dalan bilgili insanlar alttan dalar. Bu I am legend arkadaşımız da bilgisizliğinden değil, herhalde tuzaklı olacağını bildiği için üst taraftan dalmış ve üçlemeyi de başarmış. Sona doğru bir tane top arabası duruyor. Herhalde onun bir tanesi şeyi kesecek. Aynen, son bir tanesi kesmiş, duvar kırıcı almış arkadaşlar. Vallahi şansın bu kadarı. Evet, Zagor arkadaşımıza neye bakmıştık? I am Legend'e mi bakmıştık? Evet, Deadpool. Biz bu Deadpool'a bakmadık herhalde. Baki'nin diğer saldırısı da, evet, bir tane 7 yakalanmış herhalde. 7 mi 8 mi lan? Çok da belli olmuyor. 8 gibi duruyor. Evet. İnşallah biraz önceki saldırı değildir ha. Hele dur bakayım, balonun teki oradaydı. Hiç aklıma gelmiyor ya. Çünkü üstte bir tane paylaşmış, bir de şimdi paylaşmış. Ondan dolayı o saldırı değil gibi ya. Makinayı burada üstten bırakıyor. Ha, onda yandan bırakıyordu. Evet. Evet arkadaşlar, bu da güzel bir saldırı. Orada bir tane okçu kulesi var. Zaten okçuya gelene kadar da makina bir iki defa canını doldurdu. Burada okçu kulesine girdi. 3 tane şeyin arasından direkt gitmiş okçu kulesine vurmuş. Gerçekten de çok şanslı. Aşağı doğru gidelim. 58 Resul. 58 Resul arkadaşımızkini de izleyelim. Evet, bir kara saldırısı daha arkadaşlar. Makinayı önden bıraktı. Ondan sonra makina gitmeden hemen barbarlar bu sefer öne attı. Barbarlardan sonra geri top arabalarına döndü. Şimdi tekrardan barbarlara yüklendi. Girişteki eziciyi indirdi. Şu an dev top makinaya yüklenecek. Hatta barbarlara dönmesi çok iyi olmuş. Makina biraz daha hayatta kalacak. Ya ben buna kral diyesim geliyor. Ama işte koca oğlan, kral, ne bileyim, böyle bir şeyler demek lazım. Dev topu da indirmiş. Barbar sayısı bayağı bir var. Ezicilerden kurtulduktan sonra zaten barbarların iki düşmanı var arkadaşlar. Birincisi ezici, ikincisi, hatta üç diyelim, ezici, dev top, fırın arkadaşlar. Bunun üçü çok tehlikeli. Tabi havan da vuruyor ama havan çok da diğerleri gibi değil.
Bu top arabalar da şeylere çok yakalanıyor ya, tuzaklara çok yakalanıyor. Evet arkadaşlar, şöyle aşağı doğru inelim. Shadow Wills, I am Legend 92'de kalmış. Muhtemelen karadan mı saldırmıştır acaba? Şöyle bir bakalım. Zagor arkadaşımız %100 yapmış. Maşallah maşallah. Saldırılar yağıyor arkadaşlar. İnşaatçısı kardeşim. Evet bu arada Mega Tesla tamirattaymış. Yani ben şu köye olsa, ne bileyim, havadan girsem hem fırın hem hava bombası üst tarafta. Ondan dolayı aynen de üstten girecek gibi duruyor. 3 tane şeyi de önden bıraktı. Balonlar öne gidecek şekil. Orada bir tane okçu balonları toparladı. Ona rağmen fırını kesebilecek mi bakalım. Balon orada yine şeye gitmiş. İnşaat muhafız kulübesine gitmiş. Ona rağmen hava bombasını da indirmeyi başardı. Zaten sıkıntı çıkaracak da bir şey kalmadı. Karşı rakip biraz akılsızlık etmiş. Fırın ve hava bombasını iç içe koymuş. Hava saldırılarını açık bir hale getirmiş. Zaten bunda hava saldırısını durduracak iki önemli şey var. Birincisi hava bombası, ikincisi fırın arkadaşlar. Onları da yan yana koyarsanız adam böyle gelir sizi çiğner geçer. Kardeşimi de buradan tebrik ediyorum. Baya bir dal kavuk hayatta çünkü. Güzel bir üçlükte Zagor arkadaşımız atmış. Bakalım şöyle bir tane daha yüzlük varsa paylaşalım. Yoksa videoları izliyormuş. Eyvallah kardeşim. Samet Usta atmış. Samet Usta da tanıyorum herhalde ya. Bizim klanda mıydı? Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam gençler. Evet, son olarak Samet'in saldırısını da izleyip bölümü sonlandıralım. Makinasız dalmış. Ondan dolayı Samet'i de buradan tebrik ediyorum. Makinasız kolay değil arkadaşlar. Üst taraftan girmeyi tercih etmiş. Fırına doğru iki tane balon gidiyor. Balonlar burada biraz toplanır gibi oldu ama bakalım, bir yandan da faydasını olmuş. Çünkü fırını hızlı bir şekilde indirmesi lazım. Dal kavuklar da zaten balonlarını, affedersiniz de, yani şeyine yapıştılar böyle muhafız kulübelerinden dolayı, muhafız askerlerinden dolayı çok yaklaştılar ve dip dibe gidiyorlar. Burada belediye binasını almaması gerçekten de şanssızlık olurmuş. Çünkü hava bombası çok yaklaştı, dibinde duruyor ve belediye binasının canı çok az. Şu an belediye binasına vuran bir birim de kalmadı. Allah'tan şurada iki tane dal kavuk döndü. Bakın, hava bombası yetişmek üzereyken belediye binası indi. Yani şurada makinası olsa zaten %100'ü atarmış bu köye. Dikkat ederseniz hiçbir şekilde savunma kalmadı. Sadece eziciler, eziciye de zaten özelliği kullansa alır. Evet arkadaşlar, bölümü burada sonlandıracağım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bu tip değişik içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.